Hey babes, biz şimdi Kayseri'deyiz. Direkt olarak uçaktan çıkınca yemek yemeye geldik. Elmacı oldu diye bir yere geldik. Şimdi beraber ilk defa Kayseri'de mantı ve böyle değişik değişik şeyler yiyeceğiz. Bu arada Kayseri'de olduğumuz nasıl da belli. Direkt her şey altında. Böyle tatlış bir yer. Sonrasında otele geçeceğiz. Çok vaktimiz yok. Böyle yalancı bir yatı bu. Geleceğiz. Birazcık uyuyacağız. Ondan sonrasında tekrar Kayseri Havalimanı'na geçeceğiz. O Antalya'ya döneceğim. Şimdi sizi yemek serüvenine bırakıyorum. Bye bye. Evet, şimdi buraya geldik. Burası böyle tatlış bir yer, bir restoran. Aşağıda çeviremiyorum. Aşağıda böyle yemek falan hazırlıyorlar. Aşağıdan direkt servis alabiliyorsunuz. Biz yukarı çıktık böyle. Tatlış bir yer. Kendimi göstermiyorum çünkü tipim gerçekten çok kötü oldu şu anda. Şöyle. Şimdi de şurada şöyle bir yer var. Yemek yemek için. Düşünsenize sadece 5 saatimiz var Kayseri'de ve yemek yemeye geldiniz. Çünkü Kayseri'de başka bir şey yapılmaz yani. Selam Kayseri. Ben geldim. Evet, şu anda otele giriş yaptık. Gerçekten güzel bir otel burası. Ben burayı seviyorum. Tatlı bir otel. Çok sesli konuşmuyorum çünkü şu anda saat 12'ye geliyor gece. Böyle odayı gezelim beraber. Burası buranın şeyi. Şurayı açıyorum. Böyle buranın gerçekten çok güzel bir böyle aynası falan var. Çok seviyorum. Burası duşakabin. Böyle lavabo. Zaten küçük lavabo buranın ya. Sonrasında böyle gidiyoruz yine ben. Böyle. O da zaten tatlış. Ben burada bir tane viral video çekmiştim. Hatırlayan hatırlar. Daha öncesinde. Geçen yıl geldiğimde. Böyle tatlış bir oda. Ama şöyle bir şey var. Çok yemek yedik bu arada gerçekten. O kadar çok yemek yedik ki. Gerçekten şu anda yemek yediğimiz için ben bayılıyorum. 3-4 saate tekrardan gidiyoruz bu arada. 3 saat hatta yani çok bir vaktimiz de yok. O yüzden uyumayacağım. Büyük ihtimalle üstüme bir hemen pijama giyerim. Birazcık video çekerim. Ondan sonra da tekrardan yola çıkarız. Sabah Antalya'dayız. Öğlen nereye gidiyoruz? Öğlen bir işim var işte Antalya'da. Randevuya gideceğim doktora. Ondan sonra da akşam tekrar uçuşa gideceğiz. Uyuma taklidi. Haydi şimdi üstümüze pijama falan giyelim bari. İyi geceler Kayseri. Öncelikle Kayseri'ye hoş geldiniz. Kayseri, Kayseri ve Kayseri. Şimdi bugün ne oldu? Normalde ben bugün Tiran'a uçuyordum. Ama sonrasında bana dediler ki Kayseri'ye gider misin? Ben de tabii ki de eğer ki Kayseri'de yemek yiyeceksem kabul ediyorum dedim. Ve şu anda Kayseri'ye gelmiş bulunmaktayım. Kayseri'yi seviyorum. Bu otel odasını çok seviyorum. Daha önce geçen sene zaten vloglarımdan falan hatırlayan vardır. Kayseri'ye gelmiştim ve gerçekten Kayseri'nin havası çok farklı. Bu oteli çok seviyorum. Örnek olarak mesela şu kısım. Bayılıyorum. Orada oturmaya bayılıyorum. Gerçekten biraz şurada oturayım bari. Hemen. Burası da mesela çok güzel. Kayseri genel olarak bana güzel bir yer gibi geliyor bu arada. Şimdi işte indik. Geldikten sonra ne yaptık? Ne yapalım dedik. Tabii ki de yemek yiyeceğiz. Yemek yemeye gittik. Kayseri yağlaması yedim. Mantı yedim. İçli köfte yedim. Yanında sarma vardı. Sarmanın tadına baktım. Acayip derecede susadım ama. Yani bildiğiniz neredeyse bütün yemeklerin tadına baktım. Ve hani ne kadar ödedik bu arada? Elmacıoğlu mu? Öyle bir yere gittik. Toplamda 500 lira falan ödedik. Ne oldu? Yani bence fiyatı iyiydi bu arada.
kötü değil de. Ama 550 lira bence normalde bu kadar pahalı mı ya? Kayseri hani bilmiyorum daha ucuz geliyordu bana. Antalya'da da normalde bir yemek yediğinde bu kadar fiyat ödüyorsun. Ama Kayseri daha ucuz gibi falan geliyordu. Neyse şimdi işte birazcık dinleneceğim. Yatakta uzanacağım. Sonrasında gece saat 2 gibi falan tekrardan üniformalarımı giyip aşağı ineceğim. Neden? Çünkü kabin memurları olduğu yerde duramaz. Yani gece tekrardan Rusya'ya gideceğim. Gerçekten yorucu yani. Diyorum ya size hani gerçekten gördüğünüz kısım çok farklı. Aslında benim yaşadığım kısım da çok farklı. Yorucu bir meslekten. Eğer ki çok yorulacağını düşünüyorsan bu mesleği yapman senin için çok zor olabilir. Gecen gündüzün yok. Şu an yaşandığın şey gibi. Şu an benim gecem yok çünkü hani. Gündüz gibi yaşıyorum. Uçuşa gideceğim ve sabah saat 6'da geri döneceğim evime. Sonra işlerim var. Hemen uyuyamayacağım. Akşam tekrardan alacaklar ve o yüzden uyumam gerekiyor falan. Hani böyle uyumak için çok kısıtlı vaktiniz oluyor. Rahat bir şekilde uyuyamıyorsun. Çok garip. Neyse o yüzden şimdi sizi şöyle bırakayım ben ve yatağıma atlayayım. Haydi iyi geceler diliyorum hepinize. Uyuyamayacağım ki. Telefonumu alacağım şimdi işte birazcık telefonda takılırım birazcık. Instagram'dan gelen şeylere falan bakacağım. Bebişlerim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsan eğer heybabesig takip edebilirsin. Öpüyorum seni. Ay teknik sorun çıktı. O kadar şey yapmışım ki. Bakalım neler yazmışsınız bana. Durun geleyim de şeyleri okuyalım beraber. Neler yazdıklarınızı okuyalım. Telefon düştü. Evet, bugünün konusu, bugün Kayseri vlogumuzun konusu Instagram'dan DM'den neler yazmışsınız bugün bana? Hemen bakıyoruz. Nisanur demiş ki, abla beni de al. Gel aşkım Kayseri ama. Ben de seni Brüksel'e falan götüreyim daha mutlu olursun hayatından. Yağmur canımsın babes. Öperim yağmurum. Evet, başka ne var? Ya abla ben de Kayseri'deyim. Ne kadar kalacaksın? Umarım görürüm. Aşkım sabaha gidiyorum. Maalesef ki Kayseri'de denk gelemedik. Umarım farklı bir şehirde denk geliriz. Abla Sile'yi diyorsun. Ben de sen olmak istiyorum. Herhalde ablacığım. Sizi çok seviyorum ya. Kıbrıs, Kocaeli, Kahramanmaraş, Kazan. Bugün acaba dedim K ile başlayan bir yere uçacağım. Neresi? Ve bu yanıtlar gelmiş. Yağlama nerede abla? Hayatım yağlama da vardı bu arada bu attığım şeyde story'de. Abla bizim de midemiz var. Abla o beyefendi de kim? Şimdi bizim ekip dolaşırız. Ekip şeklinde gideriz. Atıyorum yemek yemeye gittik ya biz ekibimle beraber gittik. Gördüğünüz ekipten arkadaşımdı hayatım. Ekipte erkekler de kadınlar da olduğu için denk geliyor tabii ki de. Onu sormuşsunuz. Hoş geldin demiş Melin. Merhabalar Melin'cim. Kayseri'ye hoş buldum. Çok tatlısın. Favorim sensin. Sayende hostesliği sevdim. İlerideki mesleğim olacak inşallah. İnşallah hayatım. Eğer ki düşündüğün meslek bu olacak diyorsan durma ve koş derim yani. Ay TR içiymiş. Kafayı yemişim bu arada. Evet, uzun zamandır TR hiç uçmadığım için çok normal. Şu bavullarınıza bayılıyorum. Yeşim demiş. Yeşimcim taşıması kolay değil ama ben de çok seviyorum bavul taşımayı bu arada. O kadar rahat ki içine bütün her şeyi koyuyorsun makyaj malzemesinden tut her şey içinde. Sonunda özlendin. Evet, 2-3 saat Kayseri'ye giderken yoktum. Melizade ben de sizi özledim hayatım. Aşkım senin içerikler çalınıyor haberin olsun. Birkaç ay sonra meslektaş olacağımız için bildirmem gerekiyordu. Hayatım genelde ilk yapan kişiden içerikleri çalarlar. O yüzden çok fazla açıkçası Şenay'cım
önemsemiyorum. Sonuçta ilk yapan her zaman bu işi başlatandır, sileyleyendir. Boş ver, taklitler aslını yaşatır. Yağlama yelemeliydin. Aşkım yağlama yedim, yağlama yedim ben. Bu arada yağlamayı çok beğenmedim. Mantıyı daha çok seviyormuşum ben. Karabük. Bu aralar şey esprisinden sürekli bana karabük yazmanız. Babes ben de oradaydım ya. Azra sen de mi havalimanındaydın? Görmedim valla. Selam aşkım. Ben de kabin memurluğuna başvurdum ve kabul edildi. İngilizce sınavını da geçtim. Mülakatı bekliyorum. Mülakatta neler soruyorlar? Yardımcı olur musun? Şöyle genel olarak mülakatlarda Türk olarak kendini tanıtmanı istiyorlar. 5 yıl içerisinde kendini nerede gördüğünü soruyorlar. Senin en zayıf ve en güçlü yönlerini soruyorlar. Daha öncesinde çalıştığın yerlerden öğrendiğin şeyleri soruyorlar. Bunları İngilizce soruyorlar tabii ki de. Ya da atıyorum sana işte bir kabin memuru olmak istemenin sebebini soruyorlar genelde. Bu tarz şeyler soruyorlar Zehracığım. Evet. Her gece göğsümde uyuyup uyandın. Ceren keşke görebilsem seni yazmış. Hayatım keşke Kayseri'de buluşma yapsaydık. Bu arada Antalya'da yaşayan var mı? Antalya'da buluşma yapabiliriz eğer ki istiyorsanız. Abla Allah seni korusun. Sağ ol hayatım. Allah hepimizi korusun inşallah. Abla gloss'unu söyler misin? Hayatım ben çok gloss kullanıyorum ya. Gloss delisi bağımlısı bir insanım yani. Bütün gloss'ları kullanıyorum. Ay durun. Midemdeki yağlamalar ve mantılar beni şu an rahatsız ediyor. Ölüyorum. Bayılacağım. Yağlama bayılması yaşayacağım şimdi. Yağlama bayılması yaşayacağım. Sivas'a ne zaman geleceksin yazmış Su. Aşkım inşallah yakın zamanda geleceğim Sivas'a. İnşallah. Eğlen bebeğim. Bu hayatta eğlendiğin kadar yaşarsın. Yoksa boş bir hayatta yaşıyoruz. Ha çok kötü babes. İstemiyorum yaşamak falan. Gerçekten çok kötü yaşayana güzel ama. Hayatım hayat şöyle. Yaşaması zor bir şey. Gerçekten hayattan istediğin şey için çok çaba harcaman gerekiyor. Ama bazı şeyler gelirken bazı şeyleri vermek zorunda kalıyorsun. Olay bu. Bir şeyleri veriyorum fark ediyorsunuz değil mi? Genel olarak bu mesleği yaparken sağlığımdan veriyorum, vaktimden veriyorum. Genel olarak bir şeyleri kazanmak için çaba harcıyorum, emek veriyorum. Gerçekten yoruluyorum. Hani bunu yaşamadan bir şeyleri kazanamazsın. Ama sonunda kendime baktığım zaman mutlu olabiliyorum. Diyorum ki ben bak nereden nereye geldim, neler başarmak için uğraştım. Aslında en önemli nokta uğraşman. Kendin için bir şeyler yapmaya çalışman. Ve sonrasında zaten teşekkür edeceksin bana. Diyeceksin ki iyi ki bana bunları söylemişsin de yapmışım. Yapmadığın zaman oturup aynı yerde oturursan, aynı yerde durursan kimse senin için hiçbir şey yapmayacak. Senin kalkıp bir şey yapman lazım. Hemen şu anda slay kalkıyorsun ve bir şeyler yapmaya başlıyorsun. En basitinden İngilizce kitabını aç ve ödevini yap. En basitinden git İngilizce dizi izle ama kalk bir şeyler yap. Bak ben burada Kayseri'deyim gecenin 3'ünde ve şu anda seninle konuşuyorum. Kendi mesleğimi yapıyorum. Mutluyum hayattan sileyliyorum. Senin de bunu yapabilme imkanın varken kalk ve yap. Bu arada bak gerçekten birkaç gündür bunu söylemeyi çok istiyordum size. İyi denk geldi bu videoda yani. Kaç yaşındasın? Burak'cığım ben 25 yaşındayım. 26 oluyorum seneye. Çok çabuk ya. Çok çabuk yaşlanıyor insanlar. Gerçekten o kadar hızlı yaşlandım ki. Bak çok hızlı geçiyor. Ne ara 25 yaşına geldim. Abla senin dişil enerjine, kendine olan özgüvenine bayılıyorum. Ben de hostes olmak istiyorum senin gibi. Ol hayatım bak gerçekten. Diyorum ya size. Kendi ayaklarının üzerinde durmak o kadar güzel bir his ki. Kendi istediğini alabilmek, birinin sana karışamaması, istediğin şeyleri almak için kimseye sormamak o kadar güzel bir şey ki. İstediğin saatte dışarı çıkıp istediğin şeyleri yapabilmek. Elini cebine attığın zaman paranın olması. Çok güzel bir his. O yüzden sana da tavsiye ederim Ela'cığım. Evet, böyle bir okuma oldu bizim için. Güzel güzel okudum. Daha çok fazla var bu arada. Yazdığınız mesajlar ama yetişemiyorum. Şimdi birazcık da Instagram'a bakacağım.
Öpüyorum sizi. Artık büyük ihtimalle beni bu odadan çıkarken ya da birazcık böyle odada pineklerken göreceksin. Sonrasında zaten Antalya'ya dönüyorum. Odamı gösterdim size. Böyle tatlış bir oda işte. Hani odada vakit geçiremeden odayı terk edeceğim birazdan. Bildiğiniz 2 saat odada duracağım. Şu an 12 saat. Saat 2'de aşağı ineceğim. 2 saat sonra odadan çıkışım var yani. Öyle söyleyeyim size. Bu nasıl bir hız, bu nasıl bir gidiş yani. Öpüyorum aşkım. Zaten göreceksin üstümü falan giyinirken, makyaj yaparken. Onun dışında yokum ama. Sonra sabah Antalya'ya gidiyoruz. Yoğunum. Yoğunuz. Elimden geldiğince size vakit ayırmaya çalışıyorum. Bu videonun altına yorumlarını yazabilirsin. Bu videonun altına sorularını yazabilirsin. Eğer ki hosteslikle alakalı bir sorun olursa aşağıda buluşalım seninle. Öpüyorum. Haydi birkaç saatliğine ciao. Evet, şu anda dişlerimi fırçaladım. Saat kaçmış? Saat 1. Saat 2.30'da aşağı ineceğim. 1.5 saatim kaldı. Büyük ihtimalle şimdi biraz böyle bir video falan izlerim. Yapacak bir şey yok. Something that I could never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. And now you're alone with me for a second time. Neyse, Barbie izledim bari. İşte. Yo, iyi geceler. Birazdan uçuşa gideceğim. O yüzden hazırlanmam. Evet, şu anda makyajım da hazır. Şu anda hazırım. Sadece bu arada ruj sürdüm. Rujumu çok beğendim. Şimdi hemen şunu kapatacağım. Her şeyi koyacağım ve aşağı ineceğim. Çünkü vaktim kalmadı. Vaktim bitti. Vaktim yok. Yok. O zaman hazırlanıyorum. Büyük ihtimalle devamı yok vlogumun. Eşyalarımı alıp çıkacağım. Çünkü şu anda çantamı falan hazırlıyorum. Çantamı gösteremedim. Her neyse, şu anda Kayseri'deki vaktimiz bitti. Artık havalimanına gideceğiz. Ve sonrasında da Antalya'ya döneceğiz. Size bir de şu kısmı göstereyim. Bu da benim. Bye babes.